akşamlar Kalınç Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kalınç'ın yanında ben Işıl Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sumgayet'te modern aydınlatma sistemleri kurma önlemleri hakkında bir emir yayınladı. Karara göre Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yedek Fonu'ndan Sumgayet'te şehir icra gücüne 6 milyon manat tahsis edildi. Karara göre Azerbaycan Cumhuriyeti devlet bütçesinde Sumgayet'te modern aydınlatma sistemlerinin kurulması için öngörülen fondan Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yedek Fonu'ndan Sumgayet şehir icra gücüne 6 milyon manat tahsis edildi. HDP devlet sosyal yardımı hakkında yasayla ilgili taslak değişiklikler konusu hakkında bugün Milli Meclis'in olağanüstü oturumunun genel oturumunda 3. okumada tartışıldı. Kanunda yapılan değişiklikler görüşmeden sonra oylamaya sunuldu ve 3. yani son okumada kabul edildi. Kanunun 8. maddesinde önerilen değişikliğe göre sosyal yardım başvuruda bulunduğunuz ayın 1'inden itibaren 1 yıl süreyle atanacaktır. Kanunun mevcut sürümünde sosyal yardım başvurduğunuz ayın 1. ayından itibaren 2 yıl süreyle verilmektedir. Bir başka değişiklik sosyal yardıma hak kazanan ailelerin listesi genişleştiriliyor. Kanunun 3. maddesinde sosyal yardım almaya hak kazanan aileler önerilen değişikliğe göre sosyal yardım hakkı için ortalama aylık gelir kontrolün ötesindeki nedenlere bağlıdır. 18 yaşın altındaki engelli bir çocuğa bakmak, 23 yaşına kadar tam zamanlı eğitim, ilgili yürütme organındaki bir devlet kurumunun veya tüzel kişinin tasfiyesi veya çalışan veya personel sayısının azaltılması nedeniyle işsiz olarak kayıt yaptırmak ya da ölü olarak kabul edilmeleri, hapsedilmeleri ya da bilinmeyen yerlerde bir aile üyelerinin bulunması, her aile üyesine duyulan ihtiyacın toplamının altında düşük gelirli ailelere sahip olacaktır. Kanunun mevcut sürümü sosyal yardım hakkı için ortalama aylık gelirlerin kontrolleri dışındaki nedenlerden kaynaklandığını belirtmektedir. İşsiz olarak kayıt, ölüm bir mahkeme tarafından kayıp veya ölü, hapis bir aile üyesinin bilinmeyen yeri ve benzeri her aile üyesi için ihtiyaç kriterinin toplamının altında düşük gelirli ailelere sahiptir. Kanunda yapılan değişiklikler görüşmelerden sonra oylamaya sunuldu ve 3. okumada kabul edildi. Haziran ayında Azerbaycan iki bayramı kutlayacak. 15 Haziran Ulusal Kurtuluş Günü ve 26 Haziran Silahlı Kuvvetler Günü birlikte kutlanacak. 2 Aralık 2019 tarihli ve 712 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre 15 Haziran Ulusal Kurtuluş Günü ve 26 Haziran Silahlı Kuvvetler Günü bugünlerin çalışma günleri olduğunu belirtti. Böylece bu ay cumartesi ve pazar günleri dahil olmak üzere 5 günlük bir çalışma haftasında çalışanlar için 10 gün, 6 günlük bir çalışma haftasında çalışanlar için 6 gün izinli olacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'nin 35 ilinde FETÖ teşkilatına karşı operasyon düzenledi. Rapora göre 118 tutukludan 72'si gözaltına alındı. İstanbul Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'nin 35 ilinde FETÖ teşkilatına karşı operasyon düzenlendiğini, yapılan operasyonda 118 tutukludan 72'si gözaltına alındığını belirtti. Beyaz Ev Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Donald Trump pazartesi gecesi yaptığı açıklamada şiddetli protestocuların yerli terör eylemleri yürüttüğünü ve ülke genelinde yayılmış olan keyfi ve isyanlara son vermeyi vaat etti. Trump yasalara uyan Amerikalıların aklını korumak, yıkımı ve yağmalamayı sona erdirmek, ayaklanmaları ve yağmalamaları durdurmak için tüm olası federal, sivil ve askeri kaynakları kullanacağını söyledi. Cumhurbaşkanının konuşmasından dakikalar önce gazeteciler yakındaki Lafayette Parkı'nda Çevik Kuvvet Polisi tarafından çıkan göz yaşartıcı gaz patlamalarını duymak için Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'nde toplandılar. Çevik Kuvvet Polisi Cuma günü bir miting düzenleyerek yüzlerce protestocuyu kamyonla kaldırdı. Kılıçık mermiler kullanıldı ve bölgeye Suveri polisi çağrıldı. Çevik Kuvvet Polisi sokağa çıkma yasağının saat 7'de yürürlüğe girmesinden yarım saat önce harekete geçti. Beyaz Saray'dan kısa bir mesafede Saint-Cont Kilisesi'nden protestocular temizlendi. Trump kiliseye doğru yürüdü ve ahşap tahtalarla kaplı kilisenin önünde bir İncil tuttu. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlarının genellikle gittiği Piskopos Kilisesi'nin bodrumunda pazar akşamı yangın çıktı. Trump isyan yasasında atıfta bulunan bir açıklamada bir şehir veya eyalet sakinlerinin yaşamlarını ve mülklerini korumak için gerekli adımları atmayı reddederse sorunu Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri güçlerini dahil ederek ele alacağım dedi. 1800'de kabul edilen
eden bir yasa Cumhurbaşkanı'na acil durumlarda huzursuzluğu giderme gücü verirdi. Başkan Trump'ın isyan yasasına ve onun iltihaplı söylemine gönderme kararı bizi çalkıntılı zamanlarda yönetmeyeceğini ve ülkeyi birleştirmeyeceğini kanıtlıyor. Bunun yerine tehdit olarak gördüğü kişilere karşı güç kullanmaya karar verdi, diyor Kongre Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith. Cumhurbaşkanı orduya Washington'da askeri polis taburları konuşlanması talimatını verdi. Kolombiya olarak bilinen başkent Washington, ordunun valiye danışmadan konuşlandırma yetkisine sahip olduğu tek yerdir. Trump'ın son hamlesi 3,5 yıl önce başkan olduğu için en belirgin kas gösterisi olarak görülüyor. CNN sunucusu Don Lemon, Trump'ın açıklamasından kısa bir süre sonra diktatörlüğün eşindeyiz dedi. Bence başkan burada çok ama çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Günün erken saatlerinde Trump ve üst yönetim yetkilileri eyalet valilerini protestoculara karşı savunmasız olmakla suçladı. Trump, valileri ve belediye başkanlarını askeri kaynakları ellerinde kullanmamakla suçladı. Öte yandan Trump, polis vahşeti nedeniyle Afrikalı, Amerikalı George Floyd'un ölümünden sonra öfke dalgasını bastırmak için güven verici bir ton göstermekle suçlanıyor. ABD genelinde protestolar 46 yaşındaki George Floyd'un Minneapolis'teki bir polis memuru tarafından öldürüldüğü salı gününden bu yana şiddetleniyor. Göstericiler siyah erkeklere ve kadınlara karşı polis şiddetine ve ABD'de sistematik tacize karşı protesto gösterdiler. Floyd'un ölümüne neden olan Minnesota polis memuru 3. derece cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Ben Işıl Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.